Mana shu biz sizlar ko'rib turgan bizi Farg'ona o'quv ishlab chiqarish korxonasi. Biz ko'zi ojizlar korxonasi mana shu Farg'ona viloyatida, Farg'ona shahri bo'yicha bitta, Farg'ona shahrida. Endi bu yerda o'zi asli to'quv sexi, shvedniy sex, tikuvchilik sexi shular bo'lish kerak edi. Ko'zi ojizlarimizga hozir ish yo'q. Hech qanaqangi 2015-yilda 31-oktyabrdan boshlab mana shu ko'zi ojizlarga o'zi shunday ham monda ish bo'lmasdi. Endi bundan buyog'ida umuman mana 7 yildirki ish yo'q shu korxonada. Ko'zi ojizlar qiynalyapti. Negaki bu yerda shu ishlab tursa ro'zg'origa ozgina bir baraka kirgan bo'lardi. Rahbari bor. Qo'ldoshib Abdurahim Davronovich. Bu kishi mana shu korxonada shu kungacha ishlab kelyapti. 22 yil bo'ldi. 22 yildan beri shu yerda rahbar bo'lsa, o'zi asli bizi o'sha eshitishimiz bo'yicha qonunchilikda 6 oygacha agarda birorta korxonada ish bo'lmasa, ish beruvchi ish bermasa, u o'z-o'zidan o'sha ketish kerak ishdan. Lekin bu 6 oy emas, 1 yil emas, 5 yil emas, 7 yil. Korxonamizda mana hududi kamayib boryapti. Mana bu ko'rib turganingiz, mana bu yog' zavodini shu sklati hisoblanadi. Ag'ida o'sha oldin bizi ko'z ojizlarga stalovoy bo'lgan bu. Shu vazifani bajarib turgan joy sotildi endi. Hozir mana shu joyni sotib olgan o'sha Abdumtal Qodirov degan inson semichka qayta ishlab chiqaradi. Endi hududimiz sekin-sekin nima bo'lyapti? Mana yaqinda bu yotoqxonamizni chiroyli qilib Xayrulla Bozorov chiroyli qilib remont qildirib berdi. Lekin bundan ham ko'zi ojizlar foydalana olmayapti. Ko'zi sog'larni qo'yib, studentlarni qo'yib, uni-muni qo'yib foydalanishyapti. Bu yerda unaqangi noqonuniy ish ko'p. Biz Toshkentga yozdik. Ko'zi ojizlarni miqyosida yaxshi bo'lsin, o'zimizni ichimizda bo'lsin shu narsa dedik. Uyatyapmiz biz, uyat, xijolat hozir. Chunki ko'zi ojizlarni ichida ham diktatura, ko'zi ojizlarni ichida ham poraxo'rlik, korrupsiya bu ko'zi ojizlarni ichida ham. Mana kecha Ergash Norpolatovich shu odamni oldiga borib keldi. Toshkentda o'sha CPNi raisi u qo'liga nech pulini oldi bilmayman. Bizni bir oydan beri ovora qilishib, oxiri mana yo'q, yana joyiga qo'yib qo'yibdi. 95-yilda ishga kelganman. 2003da rashot olganman. Endi ish bo'lsa, shu bola chaqamizni boqishga naqa bo'lsa yaxshi bo'lardi. Endi ish qilib berishlarini so'raymiz mana shu yerda. Endi ishxona gullab yashnasa juda yaxshi bo'lardi, chunki ko'pchilik ko'zi ojizlar hozir hammasi ishsiz yuribdi. Ashla qatori masalan o'zim ham, men ham bitta yosh bolam bor. Masalan, bitta pensiya bilan kun ko'rish qiyin-ku. O'shuncha ish bo'lsa yaxshi bo'lardi, rahbarlardan shuni so'rar edik. Bosh prokuratura o'sha prezident nimasi bir nogironlarni o'sha rahbarlarini tekshirishni so'raymiz. İltimos qilamiz rahbarlardan. Nimadan norozisizlar hozir? Ergash Norpolatovdan norozimiz, Adrahim aka yo'ldosh. Ishsiz qilib bermagani uchun, oylik bermagani uchun. O'zlari oylik olib o'tiribdi-ku, nima uchun ishlayapti? Ishchilarga ish qilib bermagani uchun o'zi oylik olib o'tiraveradimi? Qaytlarga murojaat qilgansizlar bu masalada? Prokuratura. Men 2021-yilda ham chiqqanman. Adliyaga chiqqanman. Prezident nimasiga chiqqanman. Endi o'sha o'zi Nurpolatovga chiqqanman. Viloyat Xayrulla Bozorovga chiqqanman. Hamma xatimdan javobi shu Ergash Norpolatov nima vakolati o'sha bo'shatadi deyishdi, lekin bo'shatmayapti. Mana yil 12 oy ishsizmiz. U yil 12 oy oylik olyapti. Nima uchun oylik oladi? Biz ish qilib bermagani uchun oylik oladimi? Qator-qator mashinalarni qaytdan oladi, qator-qator uylarni qaytdan oladi. Biz ham yashashni xohlaymiz, biz ham oila olishni xohlaymiz. O'zimizga uyimizga kamchilik olamiz, anaqa qilamiz. Qanday yaxshi mehnat qilib pul olasiz. Qachongacha yordam so'raymiz, palonchi mahalla yordam ber.
Pistonchi bunaqa bir yerda o'tirib, mana oldimizda bo'lsa seximiz. Izlansin, topsin. 22 yildan beri hech narsa qilmaydi jamiyat uchun. Mana shu uylar, mana shu hozir mana o'tib kelgan nimalarimiz, mana ko'z ojizlar shaharchasi hisoblanadi-da bu. Mana shu korxonasi bor joy, domi bo'lsa ko'z ojizlar korxonasi o'sha shaharchasi hisoblanadi. Bu uylar bitti, endi bu oxirgi bizga imkoniyat bo'ldi. Oxirgisi. Bundan buyog'idagi uylarda odamlar mana o'zlaringdan bilasizlar, kreditga olyapti. Batta kreditdagi uylar ham bor, kreditda bor, ko'zi ojizlar bor. Ular faqatgina pensiyasini ishlatyapti-da, keyin qiynalyapti. Mana shunaqangi ko'zi ojizlarimiz ham bor bu yerda. Endi bizni chiqishimizdan murod bizga ish bo'lsin. Mana shu korxonalar ishlasin, gullab yashnasin bizga. Keyin korxonamiz sotilib ketishi ehtimoli ham bor. Bular shunchalikka boradiki, korxonalarni sotib ham yuboradi kerak bo'lsa. Chunki shuncha mana rishtonlar sotilib ketdi, qancha joy sotildi. Lekin biz bu korxonani sotilib ketishini hech qachon xohlamaymiz. Bizga undan ko'ra o'zlari ketaversin. Agarda eplay olmadimi, baski eplay olmadimi, eplay olmadim deb erkak bo'lib ketsin shetdan. Biz Xudoga shukr qilamiz, to'g'risi. Chunki bizga ish kerak, joyimiz kerak bizga, jamiyatimiz to'planadigan joyimiz kerak. Qadr topdik shu yerda, bir-birimizni topdik. Hali erkin yashadik, har joydan boray kelamiz. Har joydan kelamiz. Mana internetni bitirib kelgan, mana shuncha tanishim bor meni ham misol, telefonlashaman, boshqa qilaman. Ha, bular bilan ham kunda ko'rishgim keladi. Lekin meni ham uyim jiccha sal olisroqda, endi baribir ham gaplashib turamiz. Lekin to'planadigan joyimiz shu. Bizga yordam berishlaringizni so'raymiz. Ishonaman, manzura mana shu farrosh bo'lib ishlardim. Farroshlik bilan tashqariga bir stavka qilib beraman deyshdi. Kim bir stavka 3 oy ishladim. Keyin hozir o'rnimga boshqasini olaman, tashqariga yarim stavka qilib qo'ydi. Narxi 600 ming deyapti. Men o'g'lim bilan bitta 600 ming pensiyaga yashayman. Va to'lovini qila olmayman. Sharoitim ko'tarmaydi. O'zim nogironman. Turmushim bo'lmagan. Nima buxgalteriya tomonga o'tmaysiz deb taqiqlab qo'yishdi o'tgan haftadan. Kirmas ekan umuman nima muammoingiz bo'lsa menga aytar ekansiz deb kominlardan shunaqa. Hozir kirsam ham nimaga keldingiz? O'tmayin baqa deb menga xul qilyapti. O'zimiz joyimizga o'zimiz kira olmaymizmi? Umuman ko'z ozlar qadr qolmadi, butun sog'lar. Ga pul to'lab sog'lar qilib tashayapti. Hozir bitta ishlaysizmi? Ishlayman, shipuruvchi bo'lib ishlayman. Kim bo'lib? Shipuruvchi. Shipuruvchilikka ham 400 ming oylik to'layman. Xohlasangiz ishlang, xohlamasangiz o'rningizga odam bor. Hozir bu korxona ishlayapti hozirgi kunda? Yo'q. Kantor ishlaydi xolos. Qolgan ishlab chiqarish sexlari. Yo'q. Mana ishlab chiqarish o'z kirdan ishlamaydi, deyapti. O'sha ijaraga bergan. U kantorada nechta odam ishlaydi? Kantorada 3ta odam ishlaydi. Bitta yangi sekretar olishgan. Xova opa deganmi, Haram opa buxgalter, Shahrizoda degan qizni sekretar qilib olishdi yaqinda. Bir oy bo'lgan yo'q hali. Ko'z ojizlar ishlaydimi atta? Yo'q, sog'lar. Ko'z ojizlar deyarli yo'q ham batta. Hozir. Butun sog'lar tevada. Studentlar qo'yib qo'ygan. Ikkinchi etajda. Yotoqxonadami? Ha. Kimlar ular? Ular universitetda o'qiydigan bolalar. Ular nima qiladi atta? Hatta turishadi, o'qishga borib kelib, ijara hisobida endi pul to'lab mana shu yerda turishadi, kvartirani. U o'zi batta korxonada ishlaydigan ishchilar uchunmi u yo'q? Ha, ha, ko'z ozlar uchun-da ba. Hozir ishlaydigan ishchi xodim yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Yotoqxonada yotmayapti. Men turaman o'g'lim bilan. Chatta. Mendi uyim turmishim bo'lmagan, endi bor qaytib borib, endi uyimizda o'tirish oson ish, biz o'z bilasiz, kelinlar yonda bolangiz bilan bolangiz chiqisha olmaydi. O'g'lim bilan, o'g'lim men shaharga bog'chaga berganman. O'shanga men o'zim endi oz bo'lsa ham oyligi deb ilojim yo'qligidan majburligimdan ishlayapman. O'g'lim bog'chaga olib kirib olib chiqib. Shunchalik bo'ladimi inson degan, shuncha ko'zi ojiz. Endi xo'p, hammasini viloyatni boshqaruvi ishlayapti. Ishlamagan korxonalarda ustidan oylik olyapti, yiyapti, ichyapti bu ham. Endi UCP ishlayapti, u ham yiyapti, ichyapti. Endi kimi nimasini olib boryapti? Kimi cho'ntagidagi pul o'ziniki bas-ku, joyida qoladigan pulni kimi pulini olib boryapti bu? Shu xalqni pulini olib boryapti. Undan ko'ra o'sha millionlar, o'sha dollarlar kelib odamlarni qozoniga tushsa bo'lmaydimi? Yonib ketayotganimiz shundan, uni stoli kerak emas bizga. Lekin
Cemiyat tugab boryapti. Cemiyat. Shuning uchun ichimiz og'riyapti. Men 1992-yilga kelganman. Mana shu yerlar obod edi. Hamma yo'q joy-joy dedi. Meva-chevalari ham, qurilishlari ham hamma yo'q joy dedi. Hamma yo'q o'ziniki edi. Obshchitni ikki tomonida joy bor. Bittasini o'sha sobiq komendantiga sotib olibdi. Bitta joyini mahallada bittasiga nima vulkanizatsiya qilib beribdi. Sotibdi uni ham. U ham joy qurib olgan ashitga. İki joy shunaqa bo'lib qisilib boryapmiz biz. Jamiyat yo'qolib boryapti. Bu jamiyat yo'qolsa ko'zi ojizlar nimaga ko'chalarda o'tiribdi? Chunki ular o'sha ko'chada ularda rahbari yo'qda, o'zi olib kelyapti, yiyapti, ichyapti. Ularga biroq ish top bersa, o'shalar ishlaydi. Hammasini belida kuchi, quvvati, sog' yosh hammasi. Lekin yoshlar kelmayapti. Nimaga? Kim ularni ishga oladi? O'zi mashhaddagi mana shuncha ham mana odamlari kam. Kecha kuni biz hisob kitob qilib ko'rganimizda 30 ta ham chiqmadi o'sha odamlar. Mani qo'limda o'sha noqonuniy holatda bitta jiyani nimada turibdi ekan, o'sha ishchilar jadvalini menga tashashib bergan, o'sha MCJ deb mas'uliyat cheklanmagan jamiyat deb mana shu korxonanikini o'sha biror marta kelmagan, lekin nimada turibdi ekan, injener ishchilarda kadrlar bo'yicha muhandis degan nimada turibdi ekan. Ularni ham ko'rdik, yozish davomida hamma narsani aytdik, dedik, lekin iloji yo'qda biz hal qila olmadik. Endi Ergash Jo'rayev ishni o'zini tekshirtirish kerak. O'zini tekshirtirib berishlaring kerak. Nimagaki u odam olaversa, yo'rsa, tagidagi mashina qancha pulga keladi? Mana uni nimasini aytishdi, rusimini mani esimdan chiqib qoldi shu narsa. Endi bunaqangi qilib yurishaversa, ha bunaqada bu jamiyat nima bo'ladi? Oxir-oxir borib inqirozga uchraydi. Ba'zi bir korxonalar ishlayapti chiroyli bo'lib. Ishlayapti ba'zi birlari, mana Qashqadaryodagilar bu ishlayapti mana. Andijonda ham shotka sexlari ishlayapti. Andijonda viloyatidagilarni ham rasa o'ynatishdi bular. Bir-birlariga unga berib, unga qo'yib, Ruslan o'sha nimasi yuristi boshqa narsa deydi. Aqa borsangiz marketing bo'limi boshqa narsa deydi. Mashina qilib tekshirib pulini olib ketavergan doliyasini bular. Endi men ochiq oydan aytaman. U kuni men aytganimda ehtimol deb gapirdim. Endi haqiqatdan ham aytaveraman. Nimagaki bu narsa isbotlandi biz uchun. Bizga yordam berishlaringizni so'raymiz. 18 yoshimda kelganman 74-yilda. Undan buyon qancha direktorlar bilan birgalikda tikuv sexida men master bo'lib ishlaganman. Ishlab yurgan paytimda ham o'sha 74-dan to 90-yilgacha ham zo'r ish ketgan. Mana bu hali mustaqillik bo'lganda ham zo'r ish ketib, keyin 2002-yildanmikin bu direktor bo'lib saylanishga kelib qoldi. Endi bundan oldingi direktor rosa zo'r edi, hamma biladi. Uni endi o'zi o'shani o'rniga turmoqchi bo'lganmi, yoz bo'lib oldirib tashlashgan. Endi o'zi mana o'zini manfaatini o'ylab, hamma yo'q yetarli. Kerak bo'lsa mashinani turidan bor. Kerak bo'lsa uy bor, nechta bo'lsa ham. Hovli yerlarni olib soldi. Endi bu haliga nima deydi? Mani masalan nimam kelmaydi, mayli. Biz ana shu yerda 40 yil ishlab o'g'limizga bitta velosiped olib berolmadik, chunki pensiya bilan oylik. Pensiyaga chiqinglar dedi, chiqardi. Chunki o'sha men yoshroq paytimda ham ishlab yurganimda ham ana skalatda orqasida yer bor edi, yonida meva-cheva bor edi, yegani o'tsak uje hali sexti nimani skalat katta skalatni orqasi uje mashin deyilma bo'lib qolgan bekilib. Iye, ber nima bo'ldi desak, sotib yuborgan bilmaysizlarmi dedi. Dodinga, iye, qanaqasiga sotadi bu? Davlatni mulki-ku. Yo, sotildi. Paxtani yonida ham yer bor ekan, o'sha yerdagi hovli kirib iltimos qilgan ekan, unga sotdi. Ashundan qilib kelgan mana hozir mana ish nimani o'sha yerda yonini qarasalaringiz mo'yka qilib bir narsa qilib o'shani ham men endi ko'chaga chiqmayman, boshqa qilmayman, o'zim mana bunaqa yurak chataq, anetga chiqib eshitib qolaman, iye, xavfsizlikka, ha, anovi uy sotdi 4000 dollarga, iye, 5000 dollarga nima qildi ekan? Men bilmasam dedim, chiqmasam ko'rgansiz, ha, ko'rganman. Pomni sotib, to'siq bir o'ting dedi. Men yurib, o'shada xilib
pişirardı. Halep ki ötsem, hakikaten şundaki halep kıboptu. Gülümem iyi uğramız deyip çakırıştı. Gittiler. Bu oldu, haku. Şimdi yotakona deyem, bana noyabrda başıdan gelişadı. Şöyle ki yaşaşken adamlar neç pul töleysen dese töle etkendir. Şimdi o nöme geçe turadı, fevralda ahir geçe. Kısafleyin tör ay yaşasa, bir 30'da adam yaşasın, 40'da adam yaşasın, içinde hana köp. Neçi buldan töylese pul kayakı getirdi o. Arendanı pul kayakı getirdi. Şunu bana bu işçilerge oğaz günü basayım, trişçilikge kalıp işlatıp tursa buladı mı? Mesela yürüp iş topaman deyse ki rahbar topadı. Liboceden topadı. Ve adamlar hareket kılıyordu ki yaşaş için. Kureş yaptı. Hem bana nagirallarım var. Hakimiyetge çıksın. O bulmasa obliske çıksın. Bulmasa taşkenge borsun. Nagirallar taşap koymaydı ki o. Oşange yordan biriydi ki o. Mail az günü bozuyam de. Meyette bana et kurulgen 9 etajda onu da magazin var. Musadaraydı. Oşan musadaradegi. Bütün kege musadaranı aşı iskalatke tıkıp ondanam. Karsillatıp ne mana oldu. Arendanı. Bana oşan magazinçi trik. Ve ana direktörün beş kolunu ağzına tıkvalarak, benden çünkü elinde soru yaptı, mecbur ver yapam, koyganı joy yok dedim. Hop, oşa bergen diyem, hiç olmasa maşete işçilerge azmazdan birsin, oşaları hılatın çip duradı. Ciceden bu sene ver yaptı ki o da. Ha, yanda man kirsem, oşa pahalıda maşın da yarımı yok. Yine ben ettim, magazin çıkıyor, kar, bana tolla pahalı dediysem, ben bilmiyim ben direktöründen sonra dedi. Yine bir aylanıp girdim, İyi bizim matraslarımız burada ya. Kanı desem bir tamamen yok. Hayır. Dedi direktörüm o gittim. Ne maksa kılıyordken. Yok. Bana oğlum ötüp kaldı. Oğlum ağır komada yotken de bana ettim ki kirip gelin. Hürmetli direktör bana yordam vereyim. Onu da pomiş 3000 idi. Arizi yazıp taşıp çıktım. Küttüm vermedi. Ahır kirdim. Sen pul yok. Hatta o veremem dedi. Ha, hop dedim, kettim, yığla kettim yani ben ise ki. Yine bana bitti ortağım vardı, bekar kıldıyız, o, ulu, öte ağır. Nime deyersiz, desem, ben katama biriydim. Ondan başka adam bosa, adamge adam yerçiliği bosa, insan bosa, bana, oşa halıda kımazsa, bana çöntegimden bosa, yani ben alayım, bana pensiyesi çıksa, verin de hiç gereği mi? Ben oğlum için köp narsamı satıp, adak kıldım oğlum. Üyüm yem remont kılarmaya koyuyorum. Tövbeli yotuptu. Ben yotken üyüm yem işeme ses körün. Beni cüde içimi ağırdıken. Ben ayıttım bir de divan verip durayım oğlum ya. Ana ofşitten dedim. Köçüp kesem alt çıkı verim ben kaydırdıysam. Hali gene kursiz. Metalyon geyem. Olsa oladı onu söylüyor. Zayn bozken temir kravatı alt çıkı taşıp koydu. Ben o şartta neç yıl işledim. Benden kegen insan. Direktör kıyganım. Ben bu gemen o şartta. Ali Revizor ayıttı. Bu meyde hapis yapı. Şimdi öz yüzge düşman oladı. O da ayıttı bu oldu. Bana hazır telefon kılmam. Şunaka desem. Ana ayıttı mı ben sizge? Nime diyordum o şartta. Ben geplaşı bilgen ben onu kanaka adamdı gene. Dedi. Fazladım öt kirip. Hapa bu meyde oturup siz mi hapis yapı? Bana onu okuyun az bu sayam. Diş gerek. Begoneler geldi. Begoneler verdi. Hazır bana oğul üzüldükken de bana begoneler verip getirdi. Dua kılıyordu. Şundaki insan birge işledi. Bana yamanlığım yok. Onge yamanlık kımadım. Çünkü buladım. Egeis buluş gereği. Bas. Huda görüp durdu. Bunu aitmeseyiz. Maniyetimden bana alamım geledi ki bana bir madde hürmetimi kılıp şurada şunca yıl işledi. Şunu sebebi de ben maşerke direktör oldum. Degen oydu oylanmaydı. Lekin maşerde şunca yıl birge işle menge bir madde bir yordam kımasından fakat sektan haydaş pensa geyem adamlar kanakalı çıkaradı özü bilasik yok. Ömrümüzde bir madde buladı gönderse yem pensa geyem göz matrasımın anlamanı uğrap kolumuzu üşatıp pensaya çıktığında çıkarıp. Kaysır akbar şuna kıladı. Kaysır akbar kıladı. Aydınç. Şunday joyda harap kıldı. Şunday zor. Biz centerdamız, şehirde ortasıdamız. Havas kıladığın derecede. Şunday joyda endi manandakange kılıp nuratıp oturup diyor. 2016 yıldan beri işleme yapız. Rahbarımızın iş sonrası yok, ip yok. Kımma, satılma yaptı. O bu deyip iş kibirme yaptı. Şu bizi rahbarımızı, şu vilayatı. Respublikası, ergashki
Nurpulatovni tekshirishlarni so'raymiz prokuraturadan, prezidentlik nimasidan so'raymiz. Biz ham ko'zozlar ishlab, o'zimiz uchun, oilamiz uchun mehnat qilib, pul olishni xohlaymiz. Uyda o'tirib ham babis qilib qolyapmiz. Shetda bir-birimizni tengdoshimiz bilan ishlaymiz. Ozgina bo'lsa ham mehnat qilamiz, anaqa qilamiz. Yordam berishlarini so'raymiz, iltimos. Ko'zozlarni jamiyatga qarashlar bino to'g'rimi? Hatto ko'zozlar ham ishlaydimi, ishlamaydimi sizlar? O'zbekiston qo'zg'olonlar jamiyat markaziy boshqaruv buyrug'i 2022-16-51-K soni Toshkent shahrida chiqqan. Mavzu mehnat shartnomasini ish beruvchi tashabbusi bilan bekor qilish. Yuqorida bayon etilganlardan kelib chiqib buyuraman. Birinchidan 2022-19-dekabrdan e'tiboran O'zbekiston qo'zg'olonlar jamiyati Farg'ona o'quv ishlab chiqarish korxonasi direktori Qulbosh Abdurahim Davronovich O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 100-moddasi 2-qismi 4-bandiga asosan xodim o'z mehnat vazifalarini qo'pol ravishda buzganligi egallab turgan lavozimdan ozod qilinsin. U bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinsin. Endi Abdurahim aka, to'g'ri tushunganingiz uchun sizga o'g'lonbor rahmat. Mana endi masalani rasmiy qismini ham bir rasmiylashtirib qo'ysak, nima deysizlar shunga? Mana mana bu imzoyingizni qo'yib bersangiz, o'g'lingizni chaqirsangiz, siz oldingiz. Yo'q, men imzo qo'ymayman, sababi noto'g'ri yozilganligi uchun. Yo'q, men buni bilan tanishtirdim-ku. Tanishtirdingiz. Hali bu yerda yozmagan narsani yozdir deb qo'l qo'yib berdi deb yozyapti-da. Menga Ben hazır korkmayı görsem, bana tan aldı değilselerdi. Yok, buyruk bulan tanıştın yani. Buyruk bulan, evet. Bakalım ben onu koyuyorsam. Ben bana o aldığın gibi menge çıkan bir yorum, matoma çıktı. Maç buyruk da yazmıyor. Yazmıyor ben, hazır ben içtime tavşırmıyor ben. Buyruğu tokuyla yazıp geliyor. Ben de İngol Çekmezi'den bunu tokumbağa verip koyabilirim mi? Verim. Tokumbağa bana. Oğulları tokumbağa bana.